Benim atalarım der ki, bir hamsi, bir de sevduğun dünyaya bedel. Sen yemiyorsun. Ha, anladım. Konsepti değişik buldum. Ama farklı olsun istedim. Yani sen nasıl böyle güzel restoranlara, lokantalara falan hep gidiyorsundur zaten. Yanlış mıyım? Yok canım ya, aslında pek öyle değil. Kuzu, sana bir sır vereceğim. Ver. Sen bana sır ver. Bütün sırlarını ver. Benim ağzım mühürlü. Ben balık sevmem ki. Ne? Yok. Olmaz öyle şey ya. Vallahi. Ya çay seven adam hamsiyi de sever. Bu 2+2=4 kural. Ya zaten hamsi balık değil ki. Bizim orada hamsiye balık desen adamı döverler. Hamsi, hamsidir. Hadi bakayım al. Yok. Ya ısrar etme. Ya zorla güzellik olmaz kuzu. Ya bir denesen ölür müsün? Amma inatçı çıktın sen de ha. Ben mi sen mi? Ay yemeyeceğim. Hayır. Kuzu ya. Hiç fena değilmiş ya. Aa, bak gördün mü? Peşin hükümlü olmayacaksın. Aynen. Karşındakine şans verirsen hiç beklenmedik bir saadetle karşılaşabilirsin. Nasıl yani? Yani işte hamsiye yani. Hani hamsiye şans verirsen hamsi de seni mutlu eder. O kadar lezzetlidir yani. Yine de Adana candır ya. Aa, hiç asma suratını ya. Gayet kişisel bir şey bu söylediğim. Zevk meselesi. Üstüne alınmana gerek yok yani. Alınmayayım mı? Alınma. Hey. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Başlarda hiç istemiyordum hastanede çalışmanı. Sonra dedim iyi ki gelmiş. Sen olmasaydın işimiz zordu. Harbi adam çıktın sen. Öyleyimdir. Yani adam dediğin çay gibi demli olacak. Öyle sallama dallama adam olmaz. Eyvallah. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya sen hiç Haydar Yaylası'na gittin mi? Yok kuzu ya. Yok gitmedim vallahi, hiç kısmet olmadı. Bir gün belki sen gezdirirsin bizi. Ha, gezdiririm tabii. Kuzu ben kaçayım artık ya. Aa, daha yeni gelmiştik. Ben de bir gün sana Adana ısmarlayayım, ödeşelim tamam mı? Evet, teşekkür ederim. Görüşürüz.